sürekli bir konuşuluyor. Bak biri yazmış ki real sen zor oldu. Evet olabilir. Biri yazmış ki o kadar güzel ki herkesin cümlenin devamını ben anladım. Güzellikle alakalı değil bence, başarılarını kıskanıyorlar. Diyorsun. Yoksa herkes güzeldir. Herkesin kendine bir güzelliği var tabii ki de. Diyorsun. Ama başarımı, azmimi... Başka? O kadar. Aklım çalışmıyor şu an, bilmiyorum. Saçımı da tam kurutamamış mı? Saçımı da tam kurutamadım ya, kabardım. Tamam da bir şey diyeyim, senin bu saçını kabardığını mesela nasıl anlıyorsun? Normal saçın düzgün duruyor yani. Hayır. Tam da nasıl kabarmış? Şekilsiz olunca işte. Şekilsiz durmayınca. Mesela bana göre bir sıkıntı yok şu an yani. Sen sabahları saçını beğenmiyorsun. Tamam da güzelim, benimki çok belli oluyor yani, anladın mı? Tamam, benimki de belli oluyor bana göre. Arkadaşlar var mı bir sıkıntı şu an saçımda? Onlar yok der benim moralim şey yapsın diye. Tamam, objektif davranın, var mı yani? Varsa sıkıntı söyleyin. Bak ki o herkes yo yazıyor. No yazıyor. Onlar bir moralim yo olsun diye yazıyorlar. Kandırıyorlar mı yani seni? Kandırıcılar mı onları? Objektif. Sadece gözleri yoruyor. Gözlerim olsun. Aşk olsun. Biri kandırdık yazmış. Yazıklar olsun. Biliyor musun? Asla yazmış. Bir kişi yazmış sadece arada. Olur yani. Güzel yaz saçın. Bak cidden objektif. Güzel güzel takılma hocam. Hoş ver sen. Bu arada Elif ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ateşi var. Gidiyor. Sıcak suyla dış alıyor. Dış alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ama çünkü üşüdüğüm için. Bir de geçmişte bir keresinde anlatsana olayı. Ne oldu biliyor musunuz? Ben yine böyle hastayım. Ama bir tık daha kötüyüm. Ablam da dedi ki bana dışa gir falan dedi. Ben de tamam dedim ama dedi işte ateşin düşsün, soğuk duş al falan dedi. O arada ablam işte banyoda temizlik yapıyor böyle. Bana dedi ki dışa gir dedi. Ben dışa girdim, sıcak dışa girdim. Şey, üşümeyeyim diye. Ama ateşim de var, sıcak dışa aldım dışta, bayıldım. İlk kez ve son kez orada bayıldım. Sen hiç bayıldın mı hayatımda? Ben ilk ve son orada bayıldım. Ben hiç bayılmadım. Ama biz şey yapmayalım. Küçükken böyle bir şey vardı. Nefesini tutuyordum, bayıltmaya çalışıyordum. Ha. Ama ben hiç kendim yaptırmıyordum. Ben de. Korkarım ölürüm diye. Ben bir kere bayıldım. Bir kere de bayılır gibi olmuştum. Burnumu deldirmiştim. Bayıldım. Ben çok bayıldım yazmış. Bir daha ben çok bayıldım yazmış. Ben çok bayıldım, ben de bir kere bayıldım. Oo, bayılmayı bana sorun. Kızlar daha çok bayılıyor ama. Niye böyle? Bilmiyorum. Bayılmak güzel ya. Ben de ilk iş günümde bayıldım. Tansiyonu düşün. Şey yazmış ki Bandi çok bayıldım. Şey var ya Sara. Ben aşıktan bayılmıştım. Vay be. Ben de ayaktan bayıldım. Ben yurttan bayıldım bir kere yazmış. Kan verince bayıldım. Askerde bir kere bayılmıştım. Herkes bayılmış. Askerde nasıl bayıldın ya? Otobüste bayıldım. Serim takipteyken ben de kurbanda kan görüp bayıldım. Hiç bayılmadım. O beni engelledi ara bayılıyorum be abla. Okul gezisinde bayıldım. Tansiyon için bayılma taklidi yaptım. Serum. Kulağım deldirirken bayıldım. Okulda gösteri sırasında bayıldım, rezil oldum. Hiç bayılmadım. Ben araba çarpınca bayıldım. Ulan neye gülüyoruz?
sınavda bayıldım. Eri deyince bayılıyorum. Herkes bayılmış. Arkadaşlar bu soruyu sormamızı mı bekliyordunuz? İçtima da... İçtima mı? İçtima mı? Şey işte askerler sabah kalkıyorlar falan. Ben gitmediğim için bilmiyorum da. İşte bir şeyler yapıyorlar sabah. Rutin bir şey yaptıkları bir şey var. Erkekler günü kutlu olsun Sedo. Teşekkür ederiz. Oruç tutarken bayıldım. Allah, bugün erkekler günü mü? Evet, askerlik ne zaman arkadaşlar? 2027'ye kadar tecilimiz var. Hayırlısı. Düşünce hafızamı kaybettim. 5 dakika sonra bayıldım. AVM'de bayıldım. Düğünde bayıldım. Sallıyorsunuz mu? Gerçekten bunlar yaşandı mı yani? Yaşanmıştı. Gülerken bayıldım. İlk uçağa bindiğimde bayıldım. Trende bayıldım. Hastaneyken bayıldım. Tramvayda. Fındık toplarken. Benim çenem çıktı yazmış biri. Umarım sevilenler olmamıştır bu duruma. Sen askere gidince bayılır herif. Ya hayırsız olsun. Ya ben epilepsiyim, bayılıyorum. Geçmiş olsun bu arada. Bayılmadan ben de şimdi bayılacağım. Evet. Doğru diyor. Harbiden abi. Herkes bayıldım deyince ben de bayıldım. Eksizimden bayıldım. Ben epilepsiydim. Geçmiş olsun. 11. ay kutlu olsun. Muhabbetten bayıldım. Katılıyorum. Evet. Doğru. Bütün zorluklara rağmen ayaktayım yazmış birisi. Bence güzel yazmış. Evet arkadaşlar. Konuyu değiştirelim biraz. Ben kaçayım hatta ufaktan biraz. Öyle diyorsun. Evet arkadaşlar. Yorgun. Hasta. Bitkin. O yüzden... O yüzden kaçayım, çok kötüyüm. Tamam güzelim. Ya gitme falan desin. Öpüyorum, bitti, görüşürüz. Gel sen de dinle. Görüşürüz arkadaşlar. Ben yatacağım. Vay be, reis kaçıyor ya. Arkadaşlar reis kaçtı. Yapacak bir şey yok.